Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel şık bir model göstermek istiyorum. Bu modelle çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Yazlık bluzlar, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz hanımlar. Şapkalar yapabilirsiniz. Şöyle güzel değişik bir model. Modelimiz şöyle. Şu kısım 9 ilmekten oluşmakta. Araya da 2 tane ters ilmeğim var. Yani 11 ilmek ve katlarından olarak hesaplayacağız. Artı sonuna 2 ilmek daha ekliyoruz. Kenarlara da istediğiniz kadar ilmek ekleyebilirsiniz. Ben bunu orta kalınlıkta bir ip kullandım ve 3,5 numara şiş kullandım. Daha küçük bir parçada şu kadar 2 tane modeli gösterecek şekilde şöyle başladım hanımlar. Ben size burada göstereceğim. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Arka kısımda hanımlar şu aradaki 2 tane ters ve burada ortadan giden 1 tane ters düz olarak gidecek. Diğer ilmeklerimiz ters olarak gidecek. Modelimizi örgümüzün ön tarafından kuracağız. Dediğim gibi ben 2 tane örneklik yaptım buraya. Şimdi size göstereceğim. Bir sıra haroşa gittim. Siz tabii ki altına lastik öreceksiniz. İstediğiniz bir lastiği ördükten sonra modelimizi kuracağız. İlk sırada şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek yapıyorum. Bu 2 tane ters ilmek modellerin arasında olan 2 ters ilmeğimiz. Şimdi 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Bir tane ters, 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya 2 tane ters yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane düz, 1 tane ters, 1, 2, 3, 4 tane düz. Tekrar 2 tane ters ve kenar ilmeğim. İlk sırada lastiği ördükten sonra, lastiğiniz bittikten sonra bu şekilde kurulumunu yapacaksınız hanımlar. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Tersleri ters ve düzleri düz olarak örgüme devam ediyorum. Dört tane ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimi bakın burada iki tane düzüm var. Düz olarak örüyorum. Tekrar burada dört tane ters ilmeğim var. Bu şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Bakın şöyle hanımlar. Örgümüzün ön tarafında ilk ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Burada bakın birinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi çeviriyorum. Şöyle ikinci ilmeğin arka tarafından şişimi geçirerek iki ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Şöyle şişime doluyorum. Yani ajur atıyorum. Bu ortada bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar ajur doluyorum. Şimdi buradaki iki tane düz ilmeği düz olarak birlikte tutuyorum. Burada iki tane düzümü de örüyorum. Aradaki iki tane tersi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bakın. İki tane düz ilmeğimi örüyorum.
Birinci düz ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin şöyle arka tarafından şöyle şişimi geçirerek iki ilmeği birlikte tutuyorum hanımlar. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Ajurumu doladım. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. İki tane düz ilmeği birlikte örüyorum. Şöyle. İki tane düz ilmeğimi de tek tek ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri de ters olarak örgümü örüyorum. Bakın buradaki ajurumu da ters olarak örüyorum. Tekrar ortadaki bir tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ajurumla beraber yanındaki ters ilmekleri ters olarak örüyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar devam ediyorum. Terslerim ters, düzleri de düz olarak. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada üç tane düz ilmeğim var. Bu üç tane düz ilmeği bakın şu üçüncü ilmeğe şişimi takıyorum. Şöyle. Şişten hepsini çıkardım üçünü de. Sonra soldaki şişim ile İki tane ilmeğimi aldım ve buradaki tek ilmeğimi en başa geçirdim hanımlar. Şimdi bu üç tane ilmeğimi örüyorum. Bir tane de buradaki ajur ilmeğimi örüyorum. Dört tane ilmeğim oldu. Bir tane ters örüyorum. Şimdi burada bir tane ajur ilmeğim var. Bunu örüyorum düz olarak. Tekrar burada 3 tane düz ilmeğim var hanımlar. Bakın şöyle. Şimdi de arka taraftan şöyle bunu atlıyorum. Arka taraftan 2 tane ilmeği şişe takıyorum. 3 tane ilmeğimi şişten çıkardım. Bakın bu öndeki tek ilmeği sol şişime önce takıyorum. Sonra da diğer 2 tane ilmeği alıyorum ve tek tek örüyorum. Şöyle. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar bakın burada üç tane düz ilmeğim var. Şöyle üçüncü ilmeği ön taraftan sağ şişime takıyorum ve üç tane ilmeğimi şişimden çıkardım. Arka taraftan diğer iki tane ilmeğimi sol şişime aldım ve şöyle düz olarak örüyorum. Buradaki bakın bir tane ajurdan artırdığım ilmeğim vardı. Ajur ilmeğim. Onu da düz olarak örüyorum. Ortadaki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar buradaki düz ilmeğimi ördüm hanımlar. Ve 3 tane bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Birinci ilmeği atlayarak arka taraftan diğer iki tane ilmeği sağ şişime aldım. Hepsini şişimden çıkardım ve ön taraftan bir tane ilmeği şişime, sol şişime taktım. Sonra da diğer iki ilmeğimi sol şişime takarak tek tek örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafında
ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar, hangi iplik ile örecekseniz ve kaç numara şiş kullanacaksanız aynı benim yaptığım kadar bir parça başlayın, örün, bir miktar ördükten sonra ölçerek ne kadar ilmek başlayacağınızı hesaplayabilirsiniz. Bana lütfen kaç ilmek başlayayım, şu kadar bedenim, şöyle bedenim deyip sormayın. Sizi yanıltmak istemiyorum. Ama inanın ki ben de bu şekilde hesaplıyorum ilmek sayımı. En doğru hesaplama şekli budur. Şimdi hanımlar, birinci modelimizi bitirdik. İkinciyi de aynı buradaki gibi yapıyoruz. Bakın ikinciyi de kuracağım. Yalnız bundan sonra ilk sırada yaptığım değil. Bakın şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada bakın iki tane düz ilmek örüyorum. Şöyle. Birinci ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği çeviriyorum. Tekrar ilk sırada yaptığım gibi bakın ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Bir tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Tekrar burada iki tane ilmeği düz olarak tutuyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın ikinciyi buradaki başlangıçtaki gibi ikinci modelimi de tekrar kurmuş oldum. Tekrar iki tane düz örüyorum. Birinci ilmeği aldım, ikinci ilmeği çeviriyorum. Şöyle iki ilmeği aldım, ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım, ajur doladım. Bir tane ters ördüm, ipimi diğer tarafa aldım, ajur doladım. Şimdi de iki ilmeği birlikte tutuyorum. İki tane düz örüyorum. Tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum. Modelimiz bu kadar basit hanımlar. Şöyle bakın. Arka tarafta da dediğim gibi düz ilmekler böyle devam ediyor. Sadece modelimiz ön tarafta oluşmakta. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.